Beyler bayanlar selamlar. Geçenlerde hani Intel grevlerini yapmadınız mı hala demiştim ya. Onun birinci serisini anlatmıştım. İkinci serisi geldi arkadaşlar. 2 gün önce geldi, ben de anca bugün tamamlayabildim ve rehber videosunu oluşturup size atayım dedim. Haydi bakalım şimdi geçelim, lafı fazla uzatmadan nasıl yapacaksınız, neler var hikayede, bu sefer neler anlatıyor, hepsine hemen bakalım. Eğer birinci seriyi tamamlamadıysanız da aşağıya açıklama kısmına detaylı rehber videosunu bırakıyorum. Oradan linke tıklayıp tüm görevleri sırasıyla yerine getirebilirsiniz. Ne diyorduk? Intel'in ikinci serisi, ikinci hafta görevleri. Görev grubunun üstüne baktığımızda Zakaev'i avlamaya başlayacakmışız. Yine bu sefer ilk görevimizde Ghost'un gönderdiği mesaja bakmamızı istiyor. Daha detaylı görmek için X'e bastığımızda da storage town'daki havuzlu binadan ilk Intel'imizi alabileceğimizi görebiliyoruz resimden. Havuza indiğinizde ise yapmanız gereken şey aradaki merdivenden üst kata çıkmak ve dosya dolabından ilk Intel'i toplamak. Bu bizi ikinci Intel'i yönlendirecek ve ikinci Intel'de ise Sicint, artık Sicint diye mi okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Yanlışsa düzeltin, yorumlara yazıp Sicint havaalanı ek binasına nakledildi, aktarıldı diyor. Bunun ardındaki Zakaev, nedenini bilmek mi istiyorsun? Havaalanının batısından incelemeye başla yazan küçük bir kağıda okuyoruz. Yani havaalanının batısındaki binalardan birisinde olmalı bu, değil mi? Evet, ikinci Intel'i elde etmek için ise bu uçak enkazının hemen yanındaki bu binaya ulaşmamız gerekiyor. Küçük binanın içine girdiğinizde de Intel'in masanın üzerinde duran bilgisayarın yanındaki dosya yığınından elde edebilirsiniz. Üçüncü Intel'de de İletişim parazitini batıdaki sığınaklara kadar takip etmişler. Böyle düz okuyunca yaptığım çeviride anlatım bozukluğu var biliyorum. Ama daha detaylı baktığımızda demek istediği şey Sicint takımı haberleşme parazitini bu gösterdiği bölgenin yakınlarından kaynaklandığını bulmuş. Bizim de o bölgeye gidip araştırmamız gerekiyor ki bu sefer Bonyard'ın hemen sol üstündeki sığınak binasının olduğu yere gidiyoruz. Buranın 3 tane girişi var. Girmeniz gereken yer 3 numaralı kapı. İçeri girdiğinizde de yapının altından 3 numaralı sığınağa doğru ilerleyen bir tünel olacak. Tünelin sonunda hemen solda bulunan laptopta 3 numaralı Intel'i alabilirsiniz. Aldığımız Intel ise bize bir sonraki görevle ilgili düşman laptopu bize bilgi sağlayabilir diye bilgi veriyor. X'e bastığımızda ise Zakaev sığınaklara mı girmeye çalışıyor? Laptopta bilgiye ulaşabiliriz. Bunun için ama doğru perk'ü seçmemiz lazım diyor. Doğru perk derken de bu görevi tamamlamak için loadout kısmına gitmeniz ve kullanacağınız loadout'ta 3. perk'te spotter'ı seçmeniz gerekiyor. Normalde spotter ne yapıyordu? Tüm düşman ekipmanını hackliyordu, değil mi? Bunda da aynı şekilde düşman laptopunu hackleyerek bilgiyi alacağız. Ne yapıyoruz bu sefer de? Yine aynı bölgeye, aynı yere giderek laptopu hackliyoruz. Laptopu hacklediğimizde ise bize downtown'da gerçekleşmiş olan bir toplantıya yönlendiriyor. İpucu olarak ise sadece 2 tane siyah transit var. 5. Intel'i almak için downtown'da işaretledim bu binaya gitmeniz gerekiyor. Size zaten haritada gösterdim, bu noktaya indiğinizde göreceksiniz ki 2 tane siyah transit ve bina aynı yerde duruyor. Buraya indiğinizde ise sol taraftaki binaya gitmeniz gerekiyor ve içeri girdiğinizde de odada bulunan beyaz tahtadan Intel'i alabiliyorsunuz. 6. Intel'de de düşmanın treni yakalamak, trene yetişmek istediğini söylüyor. Daha fazla detay için X'e bastığımızda da akşam 7.30'daki ekspres trenine yetişmek istediklerini öğreniyoruz. Sonraki durağımız tren istasyonu öyleyse. Bu sefer tren istasyonunun merkezine inmemiz gerekiyor. Gerçi ben yanlış yere indim ama siz benim yaptığım hatayı yapmayın, boşu boşuna yürümek zorunda kalmayın. Merkezine indiğinizde ise tren kalkış saatlerinin olduğu ekrandan son Intel'i toplayabiliyoruz. Son Intel ise saat 7.30 treninde ne olduğunu öğrenmemizi istiyor bizden. Gitti mi, kalktı mı, nereye gitti? Tren kalkış saatlerine detaylı bir şekilde incelediğimizde sol tarafta görmüşsünüzdür saatler yazıyor. Saat 7.30'da kalkan treni bulduğumuzda maalesef Türkçe'ye çeviremiyoruz. Çünkü benim Rusçam yok arkadaşlar. Eğer aranızda Rusça bilen varsa lütfen yorumlara yazın, ne demek istiyor, ne yapacağız? Önümüzdeki hikayede ne olacak? Kimse merakta kalmasın, hepsini öğrenmiş olalım. Lütfen Rusçası olan birileri ya da başka bir yerden öğrenebilen birisi varsa, çünkü ben bulamadım, yoruma yazın arkadaşlar. Hepimiz merakımızı giderelim. Bu haftaki Intel görevleri de bu kadardı. Bakalım önümüzdeki haftada ne olacak sizce? Trene yetişebilecek miyiz? Bizi nereye yönlendirecek? Bu Intel görevlerinin sonunda yeni harita mı gelecek? Urtikistan'a mı gidiyoruz yoksa? Artık hepsini zamanla göreceğiz. Eğer videomu da sevdiyseniz arkadaşlar aşağıdan beğene tıklayabilir ve aynı şekilde yine aşağıda bulunan abone ol tıklayarak kanalımın büyümesine yardımcı olabilir. Hem de her gün ürettiğim içerikleri de kaçırmazsınız. İzlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.